Neyse tamam Fatih, söyleyin, çatmayın insanı. Ya hadi. Tuna. Kızım. Annenle Sertaç Bey evlilik tarihi almışlar. Yani evleniyorlar. Ok yaydan fırlamış senin anlayacağın. Ne? Emine. Emine. Efendim Elton Hanım. Akşam yemeği İrem'le Tolga geliyor. Ona göre birazcık böyle sebze ağırlıklı yemek hazırlayabilir misin? Olur. Ya İrem böyle kilolarına takmış da. Ha. O yüzden o geldiği zaman hiç böyle şişman, kilolu falan demeyeceğiz. Yok yok, merak etmeyin. Yani şişman demem, fet de demem. Tamam. Ben onunla konuşacağım. Biraz abla tavsiyesi lazım ona. Ha. Peki. Gideyim hazırlayayım. Evet, hafif hafif yemekle. Sebze. Welcome, welcome. Good evening. Merhaba. Hello, hello. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Meltem abla, nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Merhaba. Ben hiç iyi değilim ya. Moralim çok bozuk. Aa, niye? Ne oldu? Ben çok kiloluyum Meltem abla. Ne alakası var canım? Hiç de değilse. Öyle değil mi Haluk? Kilolu mu yani şimdi İrem? Yo, bence gayet normal. Bak. Emine. No problem. Not şişman, balık eti. Fit bile değil, slim fit. Yani ben de söylüyorum ama vallahi anlatamıyorum ki İrem hanımefendiye. Hadi gel, hadi gel, 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 gel. Hadi ne yiyoruz akşam? Rice, meatball, ıspanak. Ne diyor bu? İngilizcesini geliştiriyor. Takdir et Haluk. Ay çok teşekkür ederim. Destek verdiniz. Thank you very much. Ayrıca çok güzel brokolimiz ve çok güzel salatamız da var. Ay çok teşekkürler Meltem abla ama benim hiçbir şey yiyecek halim yok gerçekten. Hiç öyle bir şey kabul etmiyorum. Öyle bir şey yemeden olmaz. Yiyeceğiz. Hafif yersin. Hadi Haluk masaya. Hadi buyurun. Buyurun. Mi? Buyurun. Tabii. Buyurun. Hadi. Hadi. Oo, İrem bak. Brokoli var. Ispanak var. Bunlardan yersin. Büyük salyamız da var. Tamam, sen buradan kızartmalardan ye. Hadi. Sen sevmiyor musun Ekrem'i? Benim sevmiyorum sen. Bak bunlar hiç zararsız. Tabii ya, yağ biliyorsun da. Ispanak da çok güzel. Baksana. Bakın sakın itiraz etmeyin. Ben o Sertaç Bey'den aldım, bu evde istemiyorum. O gelirse ben giderim. Merveciğim niye böyle yapıyorsun canım? Niye böyle yapıyorsun? Ya niye yapmayayım ya? Sevmedim o adamı. Hiç sevmedim. Dünyanın en patafatsız insanı o. Bu eve giremez. Tamam ama bak şimdi yani annen bir şekilde sevmiş Sertaç Bey'i. Evlenmeye karar vermişler. Sen şimdi böyle yaparsan buna en çok annen üzülür. Evet. Yola çıkmışlar geliyorlar bak sırf seninle konuşmak için. Bizi de üzme, anneni de üzme. Yapma böyle hadi. Hiç gelmesinler. Gelirlerse odamdan çıkma. Yapma ama ne olursun ya. Ne diyeceğim şimdi? Telefon edip gelmeyeyim mi diyeceğim onlara yani? Ya vallahi ne derseniz deyin. Hiç ilgilenmiyorum. Bu eve gelmesinler. Gelirlerse ben giderim. Görmek istemiyorum o adamı bu evde. Merveciğim ya. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Buyur Kadriye anne. Sağ olasın kızım. Söyle bakalım. Verdin mi kararını? Verdim Akçacığım. Söylesene. Akşama Hüseyinler gelince söyleyeceğim. Kadriye ayayı bana söyler misin? Ay yerim be. Söylemem mi? Sana söylerim zaten. Kimseye söylemem başka. Hadi söyle. Dur bakayım söylesen. Ben duymadım. Duymayacaksın tabii. Potito ile aramızda. Potito söyler bana. Hadi tatlı yavrum. Paylaş benimle bu bilgiyi. Söylemiyor. Allah Allah. Neyse söylemez. Akıllı çocuk yani. Hem de sır tutuyor. Anasına hiç benzemiyor. Çıkınca ben böyle sürekli senin başına bırakayım da Potito'yu görsen. Hmm, oturur böyle dertleşirsiniz artık. Ben de gezerim. Günümü gün ederim. Canıma minnet. İremciğim.
Sen çok güzel bir kızsın. Ayrıca hiç öyle fazla kilon falan da yok yani. Vallahi ağzınıza sağlık Meltem Hanım ya. Konuşun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, gerçekten böyle düşünüyorum. Ya gayet normal sinirden. Hiçbir şey yok ki. Very normal. Senin şişmanlıkla uzaktan yakından alakan yok ki. Ya moralimi çok düzelttiniz. Teşekkür ederim. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani birkaç kilo fazlan varsa da ki bu bizi rahatsız etmiyor. Ama sen kendini öyle hissediyor olabilirsin. Birazcık spor, birazcık diyet, yaza süpersin. İçimi rahatlattınız ya. Tabii canım, bu iş bu kadar. Yiyeyim ben o zaman. Hadi ye ye, zaten onunla doymazsın. Al bir şeyler daha. Öyle her şeyden almak yok ama güzelce salatanı yiyebilirsin. Biraz ıspanak yiyebilirsin. Tamam. Tamam. Yenge nerede var? Bak bir şey söyleyeceğim. Bir daha öyle ben kilo veremiyorum, çok kiloluyum filan asla öyle bir şey duymayacağım. Yemek yemeyeceğim. Yok öyle bir şey. Tamam. Spor ne yapacaksın? Güzelce besleneceksin. Bitti. Tamam. We are beautiful. Very. Thank you. Haluk abi İngilizce müthiş yalnız ha. Benim iyice, benim biraz pratiğim zayıf. Very. Ben bu 40 liraları size vereyim. Bak, madem İrem Hanım yemiyor. Buyurun. Evet, ya. Gülül, Özlem mesaj attı. Gelmek üzere der ya. Merve de odasından çıkmayacak. Ya çıksa bile zaten ortalığı birbirine katar. Kıyamet kopartır. Ben tanımaz mıyım kızımı? Babasının kızı. Tersi fenadır Gülül. Tuna, bir şey buldum ben. Ne buldun? Bana bak. Hı. Gel Meltemlere gidelim. Durumu anlatalım. Eğer onlar da kabul ederlerse Sertaç'la Özlem'i orada ağırlarız. Ay, aklınla bin yaşa. Harika fikir görüyorsun. Hakikaten yürekte sen aslan benim karımsın sen ya. İyi bir şey yapayım ama. Ben dur mesaj atayım Özlem'e de. İnşallah bu arada Haluklar'da da bir pot kırmaz bu adam. İnşallah. Sana, vallahi çok fena yapar yani. Fatih de geldi. Bak bu çok önemli. Gün içinde bol bol su içiyorsun. Tamam tamam içeceğim. Tamam mı? Tamam. Ay vallahi kendime geldim. Bütün hiçbir şey yememiştim. Teşekkür ederim ya. Afiyet olsun. Hiç olur mu öyle hiçbir şey yemeden? O zaman kilo veremezsin ki zaten. Doğru. Olmaz. Meltem abla bu arada saçların çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet vallahi çok beğendim. Ben de böyle bir hani evet tekrar bir açtım falan ama acaba diyorum koyulsam mı bu sefer? Tutarız bu evi.